söyleyeyim. Raşit'le tanışmamıza geçeyim. Ondan sonra Biz de Raşit'e vereceğiz mikrofonu. Raşit'le de ortak noktamız işte tanışıp paylaşmak. Aslında burada çok yakın aynı şehirdeyiz ama biz Erzurum'da tanıştık. Aralık ayında bir öğrenci sempozyumu var. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu. Yine UDEF'in düzenlediği. Dördüncüsüydü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Raşit de orada İngilizce bir sunum yaptı. Kardeşimiz çok donanımlı bir kardeşimiz. Biraz sonra kendisini de dinleyeceksiniz. Oradaki sunum üzerinden tanıştık ve sonra da buradan devam ettik. Kendisiyle de Allah muhabbetimizi artırsın. Amin. Amin inşallah. Peki Raşit Çalduri yaş kaç? Şu anda 28. 28 maşallah. Kaç yıldır Türkiye'desin Raşit? 2,5 yıl oldu. 2,5 yıl oldu. Ama 2,5 yıla göre Türkçe iyi. Değil mi? Yani Bangladeşliler yani yanlış Manavra. anlamasın diye ülkeler çabuk öğreniyorlar. Öyle mi? Çabuk Maşallah. öğreniyorlar. Tebrik ediyoruz. Peki Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili bir öngörün var mıydı? Yani Tabii Türkiye'yi tabii. sana nasıl anlatıyorlar? Veya nasıl izliyordun? Nasıl biliyordun Türkiye'yi? Mesela şey hocam kendi Bangladeş Türkiye gelmeden önce Bangladeş'te benim birinci üniversitesi Bangladeş Dhaka Üniversitesi'nde mezun oldum. O zamanlar hocam genelde ben şeydi Türkiye'de İmam Hatip gibi bizde madraseler var Bangladeş'te. Orada okudum. Orada lisede Türkiye hakkında bazı tarihler okudum. Mesela bizim derslerimizde Türkiye hakkında Osmanlı dönemi hakkında ne Osmanlı. oldu? çok dersleri okudum. Aynı zamanında benim babam ilahiyat hoca olduğu için Maşallah. her zaman Osmanlı döneminde mesela Fatih, Sultan Mehmet Fatih'den bazı konulara da başlıyordu. Şu anda Abdülhamit Han'a kadar ne oldu, Türkiye'de ne, Türkiye dış politika ne. O zaman da mesela biz lisedeyken Türkiye'nin dış politika hakkında biliyordum. Sonra lisans okudum. Lisans okuduktan sonra ben de Bangladeş'te benim bölümde bölüm birincisi oldum. Tekrar yüksek lisans devam ettim. Yüksek lisans da tekrar birinci olarak bitirmiştim. Sonra tekrar düşündüm mesela benim bir hedefim var. Akademisyen olmak için akademisyen olacağım. Sonra düşünüyorum hangi ülkeye gideceğim. Aynı zamanda Türkiye hakkında çok ilginçler vardır. Çünkü benim üniversitemin bazı hocalar Türkiye'ye gelmiş. Türkiye görmüş. İstanbul'da bazı şeyleri bize derste anlatıyordu. Topkanat mesela. Evet. O zaman da çok ilginç. Derslerde çok ilginç geliyordu. Mesela Türkiye'ye gideceğim, Türkiye okumak lazım. Bu gibi falan her zaman düşünüyordum. Sonra yüksek lisans bitirdim. Yüksek lisans bitirdikten sonra mesela bir araştırma marketinde çalıştım. O zaman da bazı şeyleri gördüm. Dünyada mesela İngiltere'de, aynı zamanda Malezya'da, Türkiye'de bazı üniversiteler gördüm. Sonra zamanda şey yaptım, düşünüyorum hangi ülkeye şu anda gideceğim. Sonra Türkiye'de, ben şu anda ilahiyat öğrencisiyim, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans Maşallah. yapmaktayım. Sonra Ankara ilahiyatın hocalar bazı ot geçmiş gördüm. Çok hoşuma gitti. Hocalar çok kaliteli ve aynı zamanda çok konu üzerine çalışmış. Bundan dolayı Türkiye başvuru yaptım. Son olarak kabul edilmiş. Son olarak 2016'da Ekim'de, 17. Ekim'de Türkiye'ye geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında şu soruyu soracağım ama yönetmenim de bir ara işareti veriyor bize ısrarla. Yani senin Türkiye'ye gelmene vesile olan İşte hocalarım var, Tabii işte ne tabii. bileyim orada gördüklerim var, Evet yönlendirenler de var hocam. belki de. Bölüm birincisi olan birisi. Onur Yani nişanı hem onun işi, isterse Amerika'ya gidebilir, doğru mu? var. Sanırım Yani Almanya'dan da bir teklif alıyorsun. Evet farklı hocam. Ve aynı ülkeler... zamanda ben Bangladeş Cumhurbaşkanı'nın altına gelmiştim geçen yılda. Türkiye niye ağır bastı sende? Hocam şeydi, Türkiye genelde Osmanlı döneminde bir şey Değil var. mi? Tabii tabii manevi bir şey bu yüzden dolayı. Bir de genelde mesela hala %80 gibi insanlar Türkiye çok seviyor. Mesela siz gidersiniz anlayacaksınız nereden geldiniz Türkiye'de. Çok sevecek adam. Türkiye genelde Osmanlı zamanından çok seviyor. Aynı zamanda mesela bize İngiltere mesela 200 yıl bize sömürgelik yaptı. Yani sömürgelik yapmadan önce bize mesela Moğol İmparatorluğu bir imparatorluğu vardır. Onlar da 600 yıl bize devam etmiş. Onlar da genelde Türkiye tarafından. Onların mesela bu İktidar Dinmen diye bir kelci bir o zaman da Cumhurbaşkanı vardı. O da Türk. Bundan dolayı bize mesela çok uzun yıl beri. Mesela 700 yıl beri Türkiye ile bir bağlantısı var. Gönül köprüsünü o zaman Evet. açmışlar. Evet hocam. Üstadım, Abdülhamit Han'ı buradan anlamak mümkün değil. Dışarıdan daha iyi Tabii anlıyorsunuz. tabii çok iyi. Aynı şekilde Osmanlı'yı Balkanlara daha iyi anlarsınız. Doğru Burada söylüyorsun. içeride yansıması ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Maalesef ülfet oluyor değil mi? Evet. Yani belki de çeşmenin menbaın başındasın ama menbaın farkında değilsin. Farkında değiliz. Ne yazık. Sohbetimize devam edeceğiz. Bir ara verelim. İnşallah aramızdan sonra Radyo Nef'te devam edeceğiz.
Evet değerli dinleyiciler, saatler 19.12'yi gösteriyor. İhtar'ın getirdikleri Radyo Hedef'te devam ediyor. Evet, misafirlerimiz var. Harun Ünal, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Sorumlusu ve Bangladeş'ten de, değil mi? Yani gönül köprüsüyle buraya davet ettiğimiz Raşit Çamduri ile sohbet ediyoruz. Reklama çıkmadan önce güzel bir şey söyledi. Ülkesinde, okulunda bölüm birincisi, nişan aldı, ödül aldı. Farklı ülkelerden de talep gelmesine rağmen Müslüman olması hasebiyle, Osmanlı hasebiyle Türkiye'yi tercih etti. 2,5 yıldır da Türkiye'desin. Evet, tabii. Tamam. Peki, şimdi orada bir Osmanlı, orada bir Türkiye tafsiri vardı kafanda. Tabii, tabii, tabii. Buraya geldin, işte memlekete ayak bastı. Seni şaşırtan, aa yani bu da böyle miymiş dediğin şeyler oldu mu? Ne şaşırttı seni Türkiye'ye? Mesela genelde şey hocam, Türkiye hakkında zaten çok şeyleri biliyordum, okudum, çok kitaplar okuyordum. Osmanlı döneminden çok kitaplar okuyordum. Sonra 2016'da şeydi, Ekim'de Türkiye'ye geldim. Pardon, Eylül'de Türkiye'ye geldim, 17. Eylül'de. İstanbul'a geldim. İstanbul Havalimanı'nda mesela indikten sonra çok her şey bitirmişti. Mesela benim kendimi Türkiye nasıl bir ülke, Türkiye ne kadar düşündüm. Ana zamanında bazı profesörlerden duydum, mesela bazı şeyleri duydum. Ama buraya gelince zaten Avrupa tarihi de ben çok okudum. Avrupa mesela İngiltere olsun, Amerika olsun, Kanada olsun. Sonra ben kendimi düşünüyorum, hangi ülke geldim, artık Türkiye'de mi, Avrupa'da mı? Mesela artık sosyal hayat ve aynı zamanda kıyafet olsun, bir sosyal yaşam şekli olsun. Sonra ben bir gün mesela bir iki gece çok şaşırdım. Mesela bu nasıl bir ülke? Bu gibi mi? Türkiye zaten biz bu gibi düşünmedik. Aynı zamanda Türkiye bu gibi, Türkiye'den istemedik. Güzel. Yani Müslüman bir ülkeye, Türkiye'ye geliyorsun, anlatılanlarla geliyorsun. Osmanlı'yı hayal ediyorsun. Evet hocam. Geldiğinde, İstanbul Havalimanı'ndan indiğinde, ya burası Avrupa mı, Türkiye mi? Ben nereye geldim? İngiltere'ye mi yoksa Türkiye mi diye şaşırıyorsun, doğru evet, mu? Evet hocam, doğrudur hocam. Sonra birinci gün yurtta kaldım, ikinci gün Kocatepe'ye gittim birinci defa. Sonra Hacı Bayram'a gittim. Ama o kadar insanlar yoktu. Mesela şey namaza geldim. Ölü namazda. Ama o kadar insanlar yok. 8-9 kişi, 10 cami kişi. Camide diyorsun, cemaat yok. Evet hocam. Büyük bir mescid. Mesela Kocatepe cami görünce aklıma çok şey geldi. Mesela büyük bir cami. Aynı zamanda ben okudum. Kocatepe mesela ne evet. zaman oldu bu mescid. Ama o kadar insanlar yok. Çok şaşırdım. Bu olur mu böyle bir şekilde? Sonra tekrar ikinci namaz Hacı Bayram'a geldim. Kocatepe'den Hacı Bayram daha bir şey olsun. Mesela 30 kişi falan oldu. Sonra yurtta döndüm tekrar, bir abiye çağırdım, abiyle buluştum akşamda. Ama çok şaşırdım, olur mu abi? Mesela Türkiye hakkında biz ne kadar okuduk, ne tarihler bildik ama artık bu gibi olmaz, bu gibi istemedik. Ya. Sonra bu tekrar şey, sonuçta alışmaya başladım bu gibi hayat. Değil mi? Evet hocam. Çünkü aynı şeyi Ugandalı kardeşimiz de, hakim de aynı şeyi söylemişti. Yani ilk şaşırdığım şey, camilere gittiğimde camiler boştu. Bu beni çok şaşırttı ve üzü dedi. Oysa ki bizde camiler doludur. Vakit namazlarda herkes camiye gitmek ister. Ama biz burada görüyoruz ki o kadar çok camide cemaat yok. Cami çok, evet, cemaat yok. Aynen. Cami çok, camilerle dolu tabi. Evet. Caizse memleketimiz güzel, daha da çok olsun. Ama camilerin içini cemaatle dolduramadıktan sonra, değil mi? Silüet olmaktan başka bir şeye gelmiyor maalesef. Diyanete belki burada biraz iş düşüyor, değil mi? Yani çok güzel sloganları var. Mesela infakla ilgili bu Ramazan'da güzel bir çıkışları var. Bunu da işlediler diye hatırımda var ama geçmiş dönemlerde. Yok, var. Var. Yani camileri doldurma anlamında. Yani camilerle değil de camileri doldurma anlamında bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani burada artık işverene de belki, yani hükümete de belki görev düşüyor. Ama camiler mahzun, evet, dediğin gibi tabii. Camiler boynu bükük, cemaat de şenleniyor çünkü evet. Camiler. Oktay Bey, belki de burada durumu anlaşılmaz hale getiren şey şu, yani verilmek istenen mesajı anlaşılmaz hale getiren şey şu, Osmanlı'da ya da geçmişteki Müslüman topluluklarda camilerin etrafında şehirler kuruldu. Yani cami, şehir hayatının en can alıcı noktasındaydı. Yani sadece ibadet edilen bir yer değildi. Yaşamın merkeziydi çünkü. Evet. Yani bugün ne yapıyoruz biz?
modern Türkiye'de, yani yeni haliyle Türkiye'de ne yapıyoruz? Önce şehrin girişine bir tane bir sembol yapıyoruz. Mesela ben Sivas Kangallıyım, Kangal köpeği koyuyoruz. Denizli'de horozu koyuyoruz. O sembolle şehri kurup bir kişiyi şehirde karşılıyoruz, onun üzerine devam ediyoruz. Bu geçmişte şehrin en canlıcı noktasında ve hayatın sosyalitesini anlatır bir vasfın olması lazım. Belki de son zamanlarda yapılan Melike Hatun Camii o, evet, açıdan en en işlevsel oldu. Evet. Diğerleri hani Kocatepe'ye bakıyorsunuz, Kızılay merkezden çok yukarıda. Doğru. Biraz Maltepe belki ayak altı ama düz ayak değil. Onun dışında bakıyorsunuz, ben Eryaman'da oturuyorum. Bir gün cuma namazı vakti Hacı Bayram'a yetişirim diye çıktım. Dolmuşa bindim. Oradan buraya gelene kadar vakit sıkıştı. Dedim ki ineyim bir yerde. Nail kılayım. Yok. Yol hattı boyunca yok. Evet. Yani içerilerde kalmış. Hayatın dışına çıkmış canlılar. Belki de sıkıntı bu. Evet. İnsanlar görmediği, yani ne yazık ki biraz da gördüğümüz şeye inanıyoruz. Görmediği şeylere inanamıyorlar. Evet. Ne yazık. Peki Raşit, vakit namazlarda dediğin doğru. Ve cumalar veya işte Ramazan'dayız, teravihler. Evet. Orada biraz daha farklı bir durum. Evet, doğru hocam. Bu da bir şey anlatıyor. Mesela şeyde, Ramazan geliyor birinci yıl Türkiye'de. Sonra önceden çok ilginç vardı, Ramazan nasıl geliyor. Bazı arkadaşlarla konuşuyordum yurtta. Sonra arkadaş diyor ki, güzel geçecek Ramazan'da. Tamam. Ramazan zamanında birinci şeydi. Aynı zamanda şey, Ramazan önce şey olur ya, şey gecesi, Ramazan önce kandil gecesi, kandil gecesi bir defa gördüm. Sonra çok arkadaşlar geliyordu mescide, bütün mescidlere çok arkadaşlar geliyordu, çok şaşırdım ya, aniden çok arkadaşlar gelmiş, çok hoşuma gitti. Siz neredeydiniz daha önce? Evet hocam. Sonra Ramazan gelmiş, geldikten sonra birinci gecede namaz kılmak için gittim mescide. Tamam, güzel, çok arkadaşlar geliyor falan, çok herkes 20 rekat geliyor, çok hoşuma gidiyordu bende. Alhamdülillah güzel. İkinci Ramazan'da gittim. İkinci gecesi de önceden daha. Mesela yüzde şu anda 30 şey oldu. Gelmedi. İkinci... Fren veriyor yavaş yavaş. Evet. 8 ve 9'dan artık bitti. O kadar öğrenciler, o kadar arkadaşlar yok mescidde. Sonra zaten 15'den sonra o kadar. Biz, bazen ben de birinci Ramazan'da ben de bazen mescide namaz kılırdım. Bizim yurtum mescidde. Ama 8-9 kişi, o kadar da yoktur. Çok şaşırdım bir Ramazan. Ramazan'da hiçbir şey sembolü yok. Mesela Ramazan gelince, biz de Bangladeş'e geldik mesela. Bangladeş'te biz o kadar, Türkiye gibi o kadar şey yok bizde mesela. O kadar güçlü değiliz. Ama aynı zamanda manevi olarak biz şu anda düşünüyorum daha güçlü olduk mesela. Çünkü bizde mescidler, çoğu insanlar gidiyor mescidde. Aynı zamanda bizde %90 Müslüman olduğu için. Siz gidiyorsunuz, sonra anlıyorsunuz bir Müslüman ülke. Mesela hiç kimse sizin korunduğu hiçbir şey yemiyor. Türkiye'de bir okula gidiyorum, bazen mesela bir şeye gidiyorum. Öğrenciler hemen her şeyi yiyor Ramazan'da. Hiç kimse saygı göstermiyor. Ama biz de elhamdülillah o kadar hala olmadı. Bir Ramazan'da mesela tarabide olsun, aynı zamanda bazen namazda olsun. Biz gidiyoruz mescidde, çoğu arkadaşlar geliyor, çoğu insanlar namaz geliyor. Bazı farkları görüyoruz. Bu da dolayı Türkiye bazen çok mesela düşünüyoruz. Biz Türkiye'de o kadar bir şey mesela görmedik. Geçen bir şey sizinle paylaşıyorum. Mesela geçen haftada Bangladeş'te bir abi gelmiş Türkiye'de. O genelde şu anda gazeteci. Bangladeş'te çok onun bir kanal var. Kanalın gazeteci. Çok tartışmaları var o abinin. O Türkiye hakkında çok ilginç var. Anadolu Adası'yla bir projeyle gelmiş TRT bünyesi. Sonra Türkiye'ye geldi hocam. Ben onunla konuştum. Ankara'da bazı şeyleri onu getirdim. Mesela inanın o ağlamaya başladı. O diyor ki, nasıl, mesela nasıl bir ülke, Türkiye nasıl bir ülke devam ediyor? Nasıl bir Müslüman ülke, %98 gibi bir insan. Ama hiç şey yok, mesela namaz hakkında manevi olarak hiç bir şey yok. Ama bu ülke bize bir gün bize şey yaptı, yönetiyordu. Biz mesela, neden Türkiye her zaman bize geliyor mesela şey hocam. Şu anda bize İngiltere 200 yılda sömürgelik yaptı. O 200 yılda şu anda raporlar söylüyor mesela 200 yıl sadece mesela İngiltere bizden 45 trilyon dolar çalmış bizim o bölgeden, mesela Hint Yarımadası'nda, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan tarafında. Bakın hocam, 45 trilyon para dolar. Bundan dolayı mesela onlar nereye gitti? Sömürgelik nereye oldu? Mesela Avrupa olsun,
şey Afrika olsun, bizim bu tarafta Gunasya olsun, aynı zamanda mesela İndonezya olsun, Malezya olsun. Bu ülkeler sonuyla gittikten sonra bizim her şeyi değiştirdi. Mesela bizim şey vardır, Moğol İmparatorluğu, Osmanlı bir döneminin bir parçası oldu da. Bize mesela her zaman orada Suriyet gibi götürmüş hocam, bize o zamanında. Suriyet bile vardır, 100 yıl gibi. Ama İngiltere geldi, bizim her şeyle, tarihle değiştirmiş. Bizim hiçbir şey yok. Şu anda geldik, şu anda her şey bizim mesela, biz konuşuyoruz. Şu anda bizim profesörler, akademisyenler nereye gidiyor? İngiltere gidiyor. Evet. Aynı zamanda ekonomist, çok güzel bir ekonomist oluyor. O nereye gidiyor? Amerika gidiyor. Sonra ülkeye dönüyor, ülkeye dönüyor sonra her şey Amerika üzerinde konuşuyor, İngiltere üzerinde konuşuyor. Maalesef. Maalesef. Evet. Çok güzel bir şey dedi. Yani sömürgeci İngiltere, Bangladeş'in tarihini yok edip kendi tarihini ona yansıtmaya çalışıp o gençleri kendine çekmiyor. Aynı şey Osmanlı'ya yapılmadı. Evet. Osmanlı tarihi. Topluluk arşivler mi? Milletler hafızasıyla yaşamış. İşte arşiv dediniz. Osmanlı hem bir vakıf medeniyeti olduğu gibi hem de bir arşiv medeniyetiydi. Yani siz Haçlılar Kudüs'e istilaya giderken dönüşte kütüphaneleri yaktılar. Niye? Çünkü o günün teknolojisiyle yapılabilecek her şeyi altyapısı onlardı, veri tabanı. Hani bugünkü tabirle veri tabanı onlar. Onları yok ederseniz o topluluk nerede kaldığını bilmez. Tabii. Hayat çizgisinde. Tekrar her şeyi baştan almak zorunda kalır. İngiliz bunu yapıyor. Şimdi size de bizden bir örnek vereyim. Yani din yaşam tarzı değil, kültür olur. Ahlak da davranışa yansıma biçimi değil, bilgi olursa, din kültürü ve ahlak bilgisi, tek kelimeyle anlatmaya çalıştım. Çok şey değişmiş olur. Hani arkadaşlarımızın şaşırdığı nokta bu. Din haftalık bir saatten çıkmış olur değil mi? Evet. Haftalık bir saatlik eğitimden çıkmış. Evet. Ve aslında güzel bir şey de söyledi. Ramazan'a ait sembol yok dedi. Bakın bu çok önemli bir ifadeydi. Evet. Sembol yoksa, gözünüzün önünde bu yoksa, din hayattan uzaklaşırsa dini yaşayamazsınız. Bu çok temel bir şeydir. Peki Raşit, Bangladeş'te Ramazan nasıl karşılanıyor? İşte 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan geliyor. Bereket geliyor, huzur geliyor. Dediğin gibi belki de sokağa şöyle baktığın zaman ya Ramazan geldi mi acaba sorusunu sorabiliyorsun. Tabii tabii. Bazı bölgelerde. Hı-hı. Bangladeş'te nasıl karşılıyorsunuz Ramazan? Genelde şey mesela Ramazan'dan bir ay önce insanlar hazırlanmaya başlıyor. Ramazan geliyor. Bu geliyor. İşte mesela ben Bangladeş'te bir güne Doğu bölgeden geldi. Mesela sizin Konya gibi bir bölgeden. Evet. Biz daha samimi, daha güzel bir şey oluyordu bizim bölgemizde. Çocuk zamandan beri görüyoruz. Orada mesela Ramazan geliyor. Sonra herkes hadilmeye başlıyor. Ramazan gelmiş falan. Bundan dolayı bazı şeyler yeni yeni bizim bu ulusal bir kıyafet. Bu üzerindeki yerel kıyafet değil mi? Ne diyorlar buna? Bunun adı ne? Panjabi diyoruz biz. Panjabi. Panjabi. Panjabi diyoruz. Mesela tek parça şey gibi değil mi? Entari, evet. Entari, uzun evet. Bir gömlek gibi. Evet, evet, gömlek gibi. Mesela bu neden kullanıyoruz? Bu mesela bu güzel bir şey. Siz namaz kılmak için şey yapabilirsiniz. O kadar sekinti yok sizin şey mesela. Rahat. Rahat, rahat, rahat. Rahat, evet. Rahat kılmak için çok güzel bir bizim şey. Herkes bu iki tane satın alıyor Ramazan için. Herkes tekka, bazı tekkalar, bazı nasiller şey yapıyor. Özür dilerim. Pencabi deyince aklıma geldi. Biz Asma Köprü'nün reklamını yapmak için söylemiyorum ama biz Asma Köprü'de bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine ait kılık kıyafetleri de sergiliyoruz. Evet hocam. Genelde, bir kültür müzesi gibi bir şey tabii mi yaptınız? Ki, tabii güzel ki. Bir etki. Tabii ki. Bu zaten Ramazan'da her akşam iftarımız var Asma Köprü'de, İskitler'de, Zübeyde Hanım Mahallesi Sel Sokak'ta. Ve orada onu sergiliyoruz ki bu kültürel derinliği sadece Bangladeş üzerinde söylemiyorum. Fark etsinler, bizim geçmişte ne kadar güçlü ve zengin olduğumuzu görsünler istiyoruz. Evet. Biz hem kendi nefsimizde hem de oraya gelen bizim halkımız açısından. Özür dilerim. Estağfurullah, sekinti yapacağım. Sonra Ramazan'da mesela bizde genelde şey oluyor. Her mescitte biz %99 mescitte hatim tarafı geliyoruz. Mesela sura tarafı, şu anda biz sura tarafı diyoruz mesela. Bu gibi bizde olmuyor genelde. İki tane hafız oluyor. Hafız 20 rekat kıldırıyor. Genelde. Bundan dolayı bizim namaz daha uzun sürüyor. 2,5 saat. Ama Türkiye şaşıran başka bir şey. Mesela Türkiye'ye geldim. Şu anda bazı mescitlere gidiyorum. Bir ayet okuyor hemen rukuya gidiyor. Mesela bazen çok şaşırıyorum. Bu nasıl oluyor? Bu mesela namaz bu kadar neden oluyor? Dünkü da... Bu acele niye? Evet hocam bu acele niye?
mesela 30 dakika içerisinde bitirmek lazım. 2 dakika içerisinde bitirmek lazım. Çok şaşırıyorum. Dunkul bile hocam şeyde namaz kıldım. Bekir Mescid'de. Diyanet'e iptal gitmiştim. Evet. Orada bir şey hocayla konuştum. Diyanet'in şey şu anda Bekir Mescid'in imamıyla. Hocam mesela neden bu kadar hızlı? Daha 10 dakika olsun. Ne sıkıntı olacak? Diyor ki mesela insanlar istemiyor. İnsanlar çok günlükte çok çalışıyor. Bundan dolayı gece de o kadar kalmak istemiyor. Bundan dolayı ben de bu şaşırıyorum. Mesela daha 10 dakika olsun, 20 dakika olsun daha güzel olacak. Ramazan gelmiş. Ramazan, Ramazan'da. Bereket. Evet hocam, Ramazan'da. Niye? Ama çok şaşıran bir şey bence. Ama bizde adam böyle hocam hala her mescidde 2 tane hafizlik namaz kılıyor. 2,5 saat. Mesela devam ediyoruz. 2,5 saatte o kadar sıkıntı olmuyor. Bizim sizin ülkeye niye gelmediğimizi anladınız. Çok uzun kılıyorsunuz. Peki, bir ay öncesinden hazırlık başlıyor. Evet hocam. Doğru mu? Doğru. Tabii Bangladeş'in de yerel, mesela Türkiye'de ne var? Ramazan'a özel pide çıkar değil mi? Bizim pidemiz aslında meşhur Ramazan pidesi dediğimiz evet. Bir durum vardır. Evet hocam. Ve işte iftar yenik dediğimizde hurmalar. Evet hocam. Her yerde de bu vardı. Bangladeş'e özel var mı Ramazan'a tabii özel? Tabii hocam. Bangladeş'te mesela iftar için bizim başka ayrı bir şeyler oluyor, hazırlanıyor. Sadece Ramazan için. O başka zamanda insanlar o kadar yemiyor. Bundan dolayı bazen arkadaşlarla ben şey paylaşıyorum, konuşuyorum. Türkiye'de şey hocam, biz sadece şu anda şey namazda, mesela iftar zamanında sadece beraber bir yemek. Ayrı hurma olsun, bazı Türk yemekleri olsun, sonra pilav ve et olsun, beraber yiyoruz. Aynı zamanda Bangladeş'te hocam biz de sadece şey için, pilav, iftar için ayrı ayrı bir şey hazırlanıyoruz. İftardan sonra tekrar bir namaz kılıyoruz. Cemaatle namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tekrar akşam yemeği yiyoruz. Bu güzel. Dur, bunu bir sindire alalım istersen, evet. Değil mi? Şimdi niyetlendiniz Allah'ın izniyle. Evet. İlk gün orucu açacaksınız iftar vakti. Kısmetse biz 13. günün iftarını birazdan beraber açacağız sizinle. Evet. O iftarda ilk olarak yani suyla mı, hurmayla mı, işte neyle açıyorsunuz, çorba mı içiyorsunuz, sonra evet. Ana yemeğe geçiyorsunuz veya arada namaz sonra mı yemek oluyor? Nasıl? Bizde şey hocam, genelde hurma ile, hurma, su ve çorba var bizde. Ve başka bizim kekler gibi bazı yemekleri var. O ile yiyoruz. Sonra hafif yani. Hafif. Sonra namaz için vakit veriyor. Mesela 20 dakika gibi. 11 dakika. Namaz geliyoruz. Namazın sonra tekrar akşam yemeği yiyoruz. O biraz daha ağır mı oldu? Namazdan sonraki kanlar evet, gibi yemek tabii, mi oluyor? Tabii yemek oluyor. O ana yemek gibi. Ana yemek gibi. O et pirinç herhalde evet, orada değil. Balık, bir de çok balık oluyor. Balık mı? Güzel. Çok balık oluyor. Yani zamanında çok et. Bizde en inek çok var. Bunun dolayı genelde... Siz kesiyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Ama Hindistan'da bizim yerinde Hindistan'da bazen sıkıntı oluyor. Evet. Peki, yani iftarı yaptınız. Teravih yine cemaatin yoğun katılımıyla herhalde kılınıyor. Evet, hocam. Ve mesela akşam namazından sonra tekrar herkes 2 dakikaya bir ara veriyor. Sonra namaz... Mesela Türkiye'de bir şey var hocam. Azan okuduktan sonra hemen namaz geliyor. Bizde bu gibi yok. Bizde azandan sonra mesela 20 dakika sonra ve yatsıdan 20 ve 30 dakika sonra namaz şey yapmaya başlıyoruz. Evet. Bundan dolayı bizim bir vakitimiz oluyor genelde. Türkiye'de mesela bazen azan okuyor, hemen abdest almak lazım. Hemen mescide girmek lazım. Bazen abdest yetişemediğin namazda evet, oluyor. Namazda bazen gitmiyor. Ya mübarek bir şey diyor da bak bunun içine kalıyorsun. Dur öleceğim, nereye gideceğiz şimdi. Yani sabah namazında biraz herhalde bekleniyor bildiğim kadarıyla. Hemen evet. Ezandan sonra evet, başlanıyor evet. Ama diğer vakitlerde de bu olmalı diyorsun. Evet hocam. Bazen. Güzel. Duyurulur tabii ilgililere ve yetkililere diye. Peki Ramazan işte namaz, ibadet, İnsanların yardımlaşma duygusunu da aynı zamanda ön plana çıkartıyor. Yani bir nevi işte zenginin fakiri gözettiği, evet. O Ramazan sofralarında, iftar sofralarında yardıma muhtaç kişilerin de davet edildiği sofralar ön plana çıkıyor. Evet. Yani siz de kendi ailenizin dışında yardıma ihtiyacı olan aileleri iftarınıza davet ediyor musunuz? Oradaki yardımlaşma nasıl oluyor, kaynaşma? Evet. Mesela genelde şey oluyor hocam, biz de Ramazan'da bu başka bir güzel bir şeylerden birisi. Şey oluyor, bizim bölgemizde şey oldu hocam genelde, iftar yiyoruz, sonra bazı her evde, bizde mesela daha küçük ülke olduğu için çoğu insanla beraber kalıyoruz. Bundan dolayı biz bugün diyoruz ki, yarın bizim evimizde şey olacak,
İftar olacak ve yemek olacak. Bundan dolayı biz mesela 200 kişi için, 100 kişi için hazırlanıyoruz. Evinizde 300 kişilik iftar veriyorsunuz. Evet, tabii, maşallah. Tabii hocam. Ve bundan dolayı herkes bizim evimize geliyor, yemek, iftar yiyor. Sonra tekrar namaz çıkıyor. Sonra tekrar ana yemek, akşam yemek yiyor. Sonra biz beraber namaza gidiyoruz. Peki o 300 kişilik yemeği nasıl hazırlıyorsunuz? Hangi kazanlarda? Yani devasa kazanlarla pişiriliyor herhalde. Bazen şey, mesela, bazen şeyler getiriyor. Mesela insanlar pişirilen bazı adamlar oluyor ya, onları biz aşçılar, getiriyor. Aşçılar. Onlar geliyor. Ama büyük kazanlarda yapıyorsunuz. Tabii. Büyük şeyler oluyor, kazanlar oluyor genelde. Peki yani o duyguyu paylaşır mısın? 300 kişi geldi, beraber iftar ettiniz, sonra namaz. Oradaki haz, düşünce, niyet nasıl oluyor yani? Ne hissediyorsun abi? Çok güzel oluyor. Mesela bizim genelde çok mesela at şey genelde fakir çok insanla da oluyor. Bazı ortak insan oluyor, bazen zenginler de oluyor. Beraber iftar yiyoruz. Bir sofrada. Genelde sofralarla da oluyor. Sofrada beraber oturuyoruz. Sonra herkese veriyoruz. Güzel bir duygusal geliyor. Mesela Ramazan'ın çok önemi nedir? Çünkü burada bir şey var. Ramazan çok zengin insanlar bakmak lazım. Mesela çok fakirler o kadar yemek bazen yemiyor. Bundan dolayı zenginler bazen şey gibi görmek lazım. Mesela biz ne kadar yiyoruz ya her zaman biz de çok güzel bir hayat, sosyal hayatta çok güzel bir şeyler yapıyoruz. Ama fakirler o kadar şey fırsat almıyor. Bundan dolayı Ramazan'ın önemi bu gibi bir şey. Zenginler bakacak, görecek. Mesela fakirler bakın o kadar yemek yemiyor. Bundan dolayı bize de o kadar az bazen yemek lazım. Peygamberimiz hadiste bu gibi var. Az yemek için. Bundan dolayı biz de hocam bu iptal düzenlediği zaman herkes geliyor, herkesle bir muhabbet oluyor. Güzel bir şey oluyor. Tokalaşma. Ben Oktay Bey'den bir rol çalayım peki Asma Köprü'nün iftarları. Anam diyor hocam. Bu hocama, tamam bunu paylaşıyorum hocam. Türkiye bir defa mesela birinci yıldı. Yedinci benim hala hatırlıyorum. Yedinci iftarda Asma Köprü'ye geldim. Sonra buraya maşallah çok güzel hoşuma gitti hocam. Herkes gelmiş burada. Bir muhabbet oluyordu. Nereden çok geldi? Değişik. Evet çok değişik. Çok değişik ülkelerden arkadaşlar geliyor. Sonra herkesle muhabbet yapmaya başladık. Çok güzel bir şey ortam. Ben herkes iftar yaptık. Ben namaz kılıyorduk. Tekrar namazın sonra bazı şeyler sohbet için vakit alıyoruz. Bir saat çay gibi. Var, kahve tabii, tabii, var, kahve mısır var. Evet mısır var. Sonra tekrar şey namaz kılıyoruz, tarabih kılıyoruz burada. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Yani hem maddi doygunluğa hem manevi doygunluğa ulaşıyorsunuz tabii, bu iftarlarda. İşte bu kardeşimin söylediği sadece yeme değil, mideyi yorma değil, evet. Aynı zamanda irfan sohbetleri diye bir kısmımız var. Bizim açık alanda bir bahçemiz var. Önce terasta iftarımızı yapıyoruz. Ankara'yı biraz yukarıdan gören. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Orada sohbet, yani namazdan sonra teraviye kadar bir sohbet kısmı. Sonra teravih, sonra isteyenler gene kalabiliyor. Evet. Yani bu Raşit kardeşimin söylediği şeyi tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne derece yapıyoruz? O Allah o alem elimizden gelen ölçüsünde. Allah ama memnunlar her akşam geliyor. Çünkü 3 büyük yurda servisler gönderiyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Bir şey hocam. Mesela ben 4 gün önce, 5 gün önce benim arkadaşlar, yurttadaki arkadaşlara söyledim. Diyor ki abi biz beraber bir yere gideceğiz. Sonra ben söyledim tamam Asma Köprü'ye gideceğiz. Türk arkadaşlar. Sonra 8 tane arkadaşlar beraber Asma Köprü'ye geldik birinci günde. O zaman herkes çok şaşırmış. Onca bu gibi görmedi bu ortalama ortam çok güzel hoşuma gitti. Sonra onlar orada bazı arkadaşlar, Türk arkadaşlar şey Hanafi abiyle konuştu. Ne yapıyorsunuz burada çok güzel hoşuma gitti. Bir tekrar gelebilir miyiz? Hanafi abi diyor ki aynı zamanda hocaya sordum. Hoca diyor ki tamam gelebilirsin. Sonra tekrar o günden sonra her gün şu anda Türk arkadaşlar bile beraber burada geliyor. İftar yiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bugün de gelecek. Onlar beni söyledi. İnşallah. Abi siz nereye gidiyorsunuz? Ben söyledim Asakoba diyor ki biz de geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Serviste alıyoruz, serviste bırakıyoruz. Çok güzel. Söyleyeyim sizin de lafınızı kestim. Yani mümkün olduğunca kardeşleri ayaklarını yerden kesmeden, verilen nimetin üstüne çıkartmadan kıymetini bilir şekilde onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Peki Raşit, süre anlamında Bangladeş'te oruçlu kaldığınız süreyle Türkiye'de kaldığınız süre aşağı yukarı aynı mı? Daha uzun mu sürüyor? Daha mı sıcak geçiyor? Bangladeş, güzel bir soru hocam. Bangladeş'e şu anda 2 saat biz daha şey erken bitiriyoruz. Ama aynı zamanda bizim başka bir sorunumuz var. Şu anda bugün de 47. 47 şey sıcak. 47 derece sıcaklıkta. Bundan dolayı çok sıcak oluyor. Mesela saat sabahta 7-8 gibi insanların şey su içmeye
falan şey ölüyoruz. Yani sabah uyanır uyanmaz su istiyorsun. Evet, su istiyorsun. Ondan sonra kaç saat o suyu özlemle bekliyorsun? 10 saat, 12 saat. 10-12 saat. Evet, ya, dün de bunu söyledik. Yani aslında orucun bir anlamı da bu ya. Yani biz susamazsak, acıkmazsak o eziyeti, o yokluğu hissedir mi? Yaşamazsak orucun anlamı kalmıyor. Yani evet, çünkü evet, belki de Allah'a evet, en yakın olduğumuz anı evet, veya acziyetimizi, zayıflığımızı o andan diyoruz. Niye? Aslında evet, su burada duruyor. Evet. İçebiliriz ama içemiyoruz. Niye? Bir emir gelmedi. Tabii, tabii, tabii. Birisi iç demedi. Evet. Sen o emri bekliyorsun ve ondan sonra içiyorsun. Bu güzel bir şey. Peki şu bölümden bakmak istiyorum. Yani Bangladeş'in sınırında Myanmar var. Evet, doğru mu? Evet. Orada bir Arakan var. Evet. Arakanlı Müslümanlar, siz bir güvenli bölge sınırı açtınız. Oradaki Müslümanlar doğru mu? Doğru. Bangladeş'te. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen sınırımızda Müslüman kardeşlerinin katledildiği, onların aslında soykırıma uğradığı bir saldırı var. Yani zulüm var. Onlara destek oluyorsunuz. Sınırlarınızı açıyorsunuz ama sizde uyandırdığı his ne? Yani oradaki Müslümanlara nasıl yardım ediyorsunuz? Daha fazla neler yapılabilir? Öncelikle Türkiye'den çok mesela Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye bize mesela o zaman da birinci sorunu başladığı zaman Türkiye bizi birinci olarak yardım etti. Bangladeş'te mesela bu multi kamplarda. Genelde hocam şey oluyor. İnsanlar biz zaten biz uzun zamandan beri bu gibi görüyoruz. Bu tarihler biliyorduk. Aynı zamanda ben de bir makale geçen, iki ay önce bir makale yayınlandım Namikama Üniversitesi'nden. Orada da ben bazı araştırmalar yaptım. Bangladeş'e gittim geçen yılda. O da arkadaşlarıyla konuştum, Arkandaki arkadaşlarıyla konuştum, buluştum. Dünyanın en kötü bir yerden bu birisi. Mesela sadece ne problem? Sadece Müslüman olarak problem, başka bir şey yok. Onlar hocam 1971'den hala onların bir ülke, mesela şey, vatandaş değil. Bu nasıl oluyor? Bir ülkede kalıyor ama ülke vatandaş vermiyor. Ana zamanında onlar gecede 9'dan sonra şeydi mesela sokağa girmek yasak. Onlar telefon kullanmak yasak. Onlar bu bölgeden başka bölgeye girmek istiyor, izin vermiyor. Bundan dolayı dünyanın en kötü bir mesela insanlardan birisi onlar bence. Çünkü biz bu gibi hiç bakmıyoruz ya, dünyada görmüyoruz. Mesela şeydi, geçen yılda İspanya'da bir grup tekrar bir ülke şey yapmaya başladı. Bağımsızlık almaya başladı. Herkes oraya gitti. Bu sözüldü. Herkes İspanya diyor, diyor ki olmaz biz beraber kalırız. Avrupa'da biz beraber oluruz. Ama Müslüman sorun çıktığında hiç kimse gelmiyor ki. Daha tekrar şey yapıyor. O zaman da geçen yılda saldırma yaptığı zaman Myanmar tarafından. Aynı zamanda bizim Hindistan'ın yerinde Hindistan'ın Cumhurbaşkanı Myanmar şey yaptı, ziyaret etti. Daha şey yap, saldırma yapmak için. Bu oldu mu hocam böyle bir şekilde? Bundan dolayı insanlık hiçbir şey yok. Ben çoğu arkadaşımla buluştum. Mesela tamam, silahıyla bazen bombalaşıyor, insanları öldürüyor, güzel bir şey. Bir şeyle, bir bombayla 50 kişi, 30 kişi, 100 kişi öldürüyor. Ama orada bu gibi de olmuyor adam, bıçak ile. Canlı bir adam, bıçak ile şey yapıyor. Saldırıyor, bıçak ile onun kanları gidiyor. Sonra 2-3 saat sonra öldürüyor. Bundan dolayı dünyanın en kötü bir yer bu, Myanmar Arakan şu anda orası. Biz hocam, benim babam İlayet Hoca, bizim bölgemizden bazen ben de babayla gitmiştim orada. Biz genelde, alhamdülillah Bangladeş'in insanlar genelde duygusal, din hakkında duygusal bir millet. Bundan dolayı herkes onların istediğine göre ne kadar yapabilirse o kadar yapıyor. Bizim baba da her haftada gidiyor orada. Ne kadar bizim bölgemizde herkesten para ne olsun, ne olursa olsun, yemek olsun, gide olsun, birinci olsun. Herkes toplanıyor. Sonra her haftada baba orada gidiyor, yardım etmek için. Bundan dolayı Bangladeş insanlar güzel hocam bu konu hakkında. Herkes onların istediği kadar yapıyor, yardım ediyor. Aynı zamanda alhamdülillah Türkiye'de çok yardım ediyor bu konuda da. Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA, Türkiye Zilay, AFAD, herkes orada çok yardım ediyor. Türkiye'den Allah razı olsun. Amin. Yani aslında ülkemizin, hükümetimizin, bizi yönetenlerin ısrarla vurguladı. Nerede bir mazlum, bir Müslüman? Tabii tabii öyle. Eğer zulme uğruyorsa, bize ihtiyacı varsa biz oradayız anlayışıyla bu işi yönetiyoruz. Evet, ki yani Suriye olayı en yakınımızda. Tabii tabii. Değil mi? En basit örnek bu. Daha niceleri Arakan herkese evet, biliyoruz yapılan çalışmaları. Burada çok güzel bir şey söyledim. Müslümanlar maalesef
bir araya gelemiyorlar. Programın başında bahsettiğim sıkıntımız o işte. Bir araya gelemiyoruz. Bizi sınırlarla ayırmışlar, biz de buna razı olmuşuz. Ve bu aslında bir araya gelememede belki de aklımızın almadığı, işte örnek verelim, dedi ki Myanmar'da işte Arakan demiş olanlar katlediliyor, Hindistan Cumhurbaşkanı gidiyor ziyarete, biraz daha devam edin anlayışında oluyor. Veya işte bir Arap memleketi Filistin'e saldırıda bulunan bir ülkeyi ziyarete gidiyor, işte ticari ilişkiler vesaire vesaire. Yani aslında burada hani diyor ya, idarecilerimiz veya bizi yöneten, Müslümanları yönetenlere de çok büyük iş düşüyor. Burada halk, işte işte Bangladeş halkı kendi başına öyle bir lider getirmeli ki kendi düşündüklerini savunsun. Veya işte ne bileyim, bir Müslüman nasıl yönetmesi gerekiyorsa öyle yönetsin. İşte Arap baharıyla, şunla bunla, işte İngiliz sömürgesi Amerika'nın atmaya başladı. Venezuela, senin ne işin var orada? İşte oradaki başkanı devirmeye çalışıyor. Evet. Neden? Çünkü onun çıkarlarına aykırı yönetiyor devlet. Herkese kendi coğrafyamızı da bunlar var. O yüzden bizim bu öğrenci çalışmamız çok önemli. Yarın Raşit gittiğinde ülkesinde önemli bir rol aldığında bu gidişatı değiştirebilecek kişi. İnşallah. Ve burada Bangladeşli kardeşlerimiz çok organize, muhtemelen Burhan'dan da bahsettim. Burhan diye bir kardeşimiz de var. Yani çok iyi organize olmuşlar. Biz elhamdülillah bu çalışmalardan dolayı, bu kardeşlerimizden dolayı umutluyuz. Sizin söylediğiniz şey, işte aslında köprüde iftarların bir amacı da bu. Bizim İskitler'deki halk da buyursunlar, gelsinler. Bizim kendi Türk halkımız. Bu arkadaşları bir arada neler yaptıklarını görsünler. Onları tanısınlar. En önemli şey bu. Kur'an bize onu söylüyor. Biz kabileleri tanışıp kaynasınlar bir ara. Bunu sağladığımız dakikada emin olun önümüzde hiçbir şey duramaz. Olumlu anlamda söylüyorum. Hiçbir güç duramaz. Batıl aydınlığın olmadığı yerde vardır. Hakkın olmadığı yerde vardır. Şu anda biz yokuz. Onlar rolü oynayabiliyorlar. Bir şey daha ekleyeceğim Myanmar konusunda. Ramazan'ın 3. günü aslında köpüldü. Bangladeş iftarı var. Her akşam bir ülkeye ayrı bir masa, 20 kişilik, 25 kişilik bir masa tahsis ediyoruz diğerlerinden ayrı olarak. Onlarla hasbelkiyoruz, daha yakından tanıyoruz. İşte sizin sorduğunuz soruları soruyoruz. Burada birkaç tane Myanmarlı arkadaşımız var, Arakanlı arkadaşımız var. Onlar haliyle ülkelerinde yaşamış oldukları bu yıkıcı durumlardan dolayı çok fazla insan içine çıkamıyorlar. Yani ben şimdi anlatırken biraz tüylerim diken diken oldu, kusura bakmayın. Ne zaman ortaya çıktılar biliyor musunuz? Bangladeşliler geldiğinde gelip onlarla konuştular. Yani nasıl Bangladeş'te Arakanlar gidip oraya sığınıyorsa, Türkiye'de de gelip Bangladeşlilere sığındılar. Yani çok duygu yüklü bir şey durumdu. Arkadaşlar hiç ortalıkta görünmezken birden bir baktık, Bangladeşliler kardeşlerini görünce çıktılar. Gelip onların masalarına oturdular. Hep beraber iftar ettik. Bangladeş iftarında. Oradaki Müslümanlar o zulüm altında, o işkence altında yaşamaya çalışan Müslümanlar, eminim ki oruçlarını tutmaya gayret gösteriyor, ibadetlerini yapmaya gayret gösteriyorlardır. Yani buradan senin söyleyeceğin mesajlar da önemli. Yani vatandaşlar, deneyicilerimiz bize de dinliyor. Ne yapabilirler? Yani oradaki Müslümanlar için, Arakanlılar için neler yapılabilir? Tabii ki bir savaş, bir zulüm var. Yani direkt gidip belki oraya müdahale edecek gücü yok ama en azından gücünün yettiği kadar neler yapılabilir? Ben de bu konu sadece uluslararası şeyden, Türkiye'de sağ olsun Türkiye'de şey yapıyor, mesela Birleşmiş Milletler'de bu konu hakkında çok şey yapıyor, yardım ediyor. Genelde hocam bu metodun bir sorunu. Mesela sizin Cumhurbaşkanı'nda bir şey var ya, dünya 5'ten büyüktür. Bu konu üzerinde sadece bir sorun bu. Mesela Arakan'ın bu bölge çok önemli bir bölge. Bunu Asya'yı kontrol etmek için bu bölge çok güzel. Neden hocam? Çünkü o da limanı var. Limanı olabilir. Büyük bir limanı. Bizim o tarafta Bengal Körfezi var. Bundan dolayı orada bir şey yaparsak, aynı zamanda o şeye kadar hocam, Avustralya'ya kadar kontrol edebilir. Ve o zaman o tarafta mesela çok zengin ülkeler de var aynı zamanda. Mesela Singapur, Malezya, sonra İndonezya, bu ülkeler de var. Aynı zamanda o tarafta Japonya var. Bundan dolayı herkes oraya gitmek istiyor, kontrol etmek istiyor. Mesela Çin olsun, şu anda Rusya orada gidiyor, Hindistan gidiyor. Herkes orada gitmek istiyor ama bu insanların ne sorunu hiç kimse bakmıyor. Sadece diyor ki tamam, siz insanları buradan bırakın. Onlara şey diyor hocam, bir mesela Rohingya. Rohingya bir şey, mesela biz
Bizim arkadaşlar kutu yaptığı zaman yaramaz diyoruz. Yaramaz, sen yaramazsın. Sen kutu bir şey yapıyorsun. Oradaki aynı zamanında Myanmar'daki insanlar onlara Rohingya diyor. Rohingya kutu bir mana geliyor. Sen Rohingya'sın. Burada ne yapıyorsun? Buradan git. Nereye gideceksin? Bangladeş'e, o tarafta Müslüman ülkeye gidin. Bizim burada ne yapacaksınız? Bundan dolayı şu anda Myanmar sadece onların kendi ülke şey Budist ülke olarak düşünüyor. Diyor ki bu ülkede %100 Budular kalacak. Müslümanlar olmaz. Neden Müslüman oldu? Bu da onların bir sorunu. Bundan dolayı biz şu anda onların için hocam Türkiye Cumhuriyeti'nin, ben de mesela geçen ayda bir programda sizin Dışişleri Bakanlığı'yla konuştum bu konu hakkında. Onlar da diyor ki mesela tekrar bu konu üzerine işte Birleşmiş Milletler de tekrar söyleyecek. Bu yıl şeyde Temmuz'da bir program olacak. Herkes beraber olmazsa bu sekinti hocam devam edecek. Bu Müslüman evet. Ülkeler devam, beraber birleşik olması lazım. Katılıyor. Tabii. Hı. Mesela ne kadar onlar bize gelsin sekinti yok. Ama onlar ne kadar bu gibi kalacak. Çünkü güzel bir yer değil ki. Sonunda kamplarda kalıyor. Kamplarda bize çok yağmur yağıyor. Mesela bizim tropikal ülke olduğu için. Aynı zamanda çok sıcaklık oluyor. Bundan dolayı mesela küçük bir bölgede çoğu insan, şu anda 3 milyon gibi insan beraber kalıyor. Çok zor bir şey. Çok bir durum. Çok kötü yani ortam. Çok kötü. Ben çok kötü bir şey diyorum. Bizim dernekten yönetim kurulunda bir ağabeyimiz var. Hakan Avcı, o oralara gitti. Yani basına yansıyan görüntülerin dışında kendi resimleri gösterdi. Çok zor. Allah yani onlara kolaylık versin. Allah yardımcıları olsun. Onlara da bu zulmü yapanları kahru perişan eylesin demekten başka bir şey gelmiyor. Şu mübarek Ramazan akşamında iftara yakın olduğumuz vakitlerde. Aslında sözün bittiği yerdeyiz biliyor musun Raşit? Burada gel istersen kelamların en güzeline bırakalım söz. Senden güzel bir tilavet alalım olmaz mı? Aynı zamanda imamiyeti de var. Doğru mu? Evet. İmamlığın da var yani. Maşallah. Babadan gelen imamlık. Biraz onun üzerine hasbihal edelim sonrasında ama. Önce gel o güzel sesinden sözün en güzelini şimdi dinlemiş olalım senden. Teşekkür ediyorum hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semawati wal ardi wa in tubudu ma fi أنفسكم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها
aleyha maktasabat. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamalta. كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel okudun öyle. Değil mi? Allah razı olsun. Başka bir yere gittik. Kesinlikle öyle. İşte hani ciğerden hissederek, yani yaşayarak, değil mi? Okunduğunda tesir etmemesi zaten mümkün değil. Evet, süremiz de daralıyor. Birazdan yine aşırı dinleyeceğiz Ezan-ı Muhammediye öncesinde. Birkaç dakikamız kaldı. Bu son bölümde Raşit'cim öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Yani geldin, yayınımıza renk kattın. Türkiye ile ilgili düşüncelerini, gelecekle ilgili düşüncelerini, planlarını, senin gibi ülkelerinde yaşayan, dışarıda okumak isteyen gençlere tavsiyelerini almak istiyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Benim son olarak bu söyleyeyim. Mesela Türkiye şu anda sadece bu diğer bazı konularda daha çalışması olsun bence. Daha mescid arkadaşlar gibi, genç gibi arkadaşlar gelsin. Çünkü dünyada mesela biz Avrupa tarihi bakıyoruz. Mesela Mekke Belediye biz o da biliyoruz. Ama herkes bir ülkede en sonunda bir ülkede mesela din koymak herkes istiyordu. Birinci defa tamam nefret ediyordu diyor ki din olmaz. Ama son olarak diyor ki hayır. Bu bir ülkenin gençlerin maddi ve manevi olarak din koymak lazım. Bundan dolayı dünyanın en felsefeciler, en tarihciler herkes son olarak din koymak istiyordu. Bundan dolayı benim son olarak bunu tavsiye ediyorum. Türkiye'de Diyanet'in bazı işlerimizi daha iyi olsun. Ve Kur'an hakkında bazı arkadaşlar bilmiyor. Namaz nasıl kılacak o da bilmiyor. Daha Kur'an'ın bazı kursları devam etmeyi bence daha iyi düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı konularda, hükümet tarafından bazı konularda daha iyi çalışmaları devam etmeyi istiyorum. Son olarak biz de buraya davet etmek için size teşekkür ediyoruz diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar ağzına, gönlüne, yüreğine, aklına, her şeyine sağlık diliyoruz. Allah razı olsun hocam. Harun Bey teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir dakikamız kaldı. Aslan Köprü olarak çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bunun da örneğini, nişanını buraya getirdiniz. Her hafta getiriyorsunuz. Allah çalışmalarınızda inşallah yardımcınız olsun ve başarılar getirsin. Amin. Ben de Raşit gibi teşekkür ediyorum. Hedef Radyomuzun bize bu imkanı sağladığı için. Allah razı olsun ama Raşit zaten kendi yetişmiş gelmiş. Biz ondan bir şeyler alabilirsek diye bakıyoruz. Onun dışında Ramazan'la ilgili Asma Köprü'nün dışında genel bir mesaj verecek olursam paylaşmayı yaygınlaştıralım. Değil mi? Hükümetimize söyleyecek olursak özellikle Türk Hava Yolları tamam dolar, euro artıyor ama bilet fiyatlarını ne kadar fedakarlık yaparsak bu ülkelere gidelim, yerlerinde görelim. Hatta Bangladeş'te bir de iftar yapabilsek ne ala,
o kaynaşmayı yaşarız diyorum. Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Eyvallah, aleyküm selam diyoruz. Evet değerli dinleyiciler, iftar vaktine az bir süre kaldı. Aşir dinleyeceğiz, Kur'an-ı Kerim'i dinleyeceğiz, kelamlarını en güzelini dinleyeceğiz. İşte oruç açtığımız o en yakın vakitte ettiğimiz dualar var ya, işte orada bizi unutmayın diyelim, temenni edelim. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı iftarlar.